Sevgili dostlarım, gönlümden gönlünüze sevgilerimi gönderiyorum, muhabbetlerimi gönderiyorum. Ben astrolog ve spiritüel danışman medyum Canan Canoğlu. Şimdi 28 Eylül 4 Ekim arasındaki sevgili terazi burçları, akrep burçları ve yay burçlarını yorumlamaya çalışacağım bu videomda. 28 Eylül 4 Ekim arası hem terazi, yükselen terazi, ay burcu terazi. Yükselen akrep, ay burcu akrep ve akrep burçları. Yay burçları, yükselen yay ve ay burcu yay olanlar. Hem astrolojik değerlendirmelere hem tarot kartlarına bakmaya hazır mısınız? Terazi burçlarıyla başlıyorum. Sevgili terazi burçları, zaten 28 Eylül'de Güneş sizin burcunuzda 5 derecede ilerlerken siz de durmadan ilerliyorsunuz. Her türlü hamle yapmaya hazırsınız. Elinizden eğer bir mal çıkaramadıysanız, satacaksanız, onu başka bir ticari girişimde kullanacaksanız, bu hafta satışlarınızı biraz erteleyin. Çünkü gelen kişilerde ödeme güçlüğü olabilir. Ayrıca hiç işe yaramaz insanlarla, boş beleş insanlarla karşılaşacağınız bir hafta. Biraz hani terazi burçlarını bu konuda uyarmak istiyorum. Aynı zamanda evli olan terazi burçları, hanım ya da erkek fark etmez, evdeki kavgalara işaret ediyor. Yani nedir bu, karşınızdaki insanı alıp konuşun, senin bu nedir yaptın? Yani soğuk bir savaş var evde sevgili terazi burçları. Yani eve girmek istemiyorsunuz, eve girdiğinizde tartışma, kavga büyüyor. Bir de yani senin param benim param, senin annen benim babam, işte böyle bir ailelerin de karıştığı bir kavga tartışma ortamı var. Aman dikkat diyorum. Eğer yeni evliyseniz, iş mahkemede bitecekse, çocuk falan yoksa yollarınızı ayırın. Yani uzun süredir terazi burçlarının aile hayatları çalkantı, alt üst. Yani yeni bir şey değil. Biraz etkileri uzun sürecek. Böyle ağır gezegenlerden olumsuz etkiler alıyor. Mahkemelik oluyorlar, boşanmalar çok, ayrılmalar çok. O yüzden dikkatli olun. Eğer çocuk falan varsa biraz daha sürdürün bu evliliği, onun büyümesini bekleyin. Onları söyleyebilirim. Ben bu arada hibiskus çayı içiyorum. Sevgili dostlarım, ne içtiğimi söylüyorsanız, soruyorsanız, hibiskus çayı içiyorum. Çok seviyorum. C vitamini deposu. Soğuk içiyorum ya. Yani çay dediğime bakmayın. Demliyorum. Ondan sonra buzdolabında gün boyu içerim bu hibiskus çayımı. Soğuk çay. Onu söyleyebilirim. Bir de ev arsa gibi konulara çok dikkat edin diyorum. Yani fiyatının değerinin altında satabilirsiniz. Alım değil ama satıp gözüküyor sevgili terazilere. Bu hafta erteleyin. Alan da olabilir. Mesela ay burcu yengeçtir falan, alır yani. Bir bütün olarak düşünün. Horoskopu bir bütün olarak düşünün. Bakalım sevgili terazi burçlarına neler vaat ediyor bütün gün. Evet. Uzaktan beklediğiniz bir haber geliyor. Sadece plan kurun satışlarla ilgili veya bir mal alımıyla ilgili. Bu gayrimenkul olabilir. Herhangi bir eve beyaz eşya olabilir. Bunlarla ilgili araştırma yapın. Daha sonra, bir hafta sonra deneyin bunu. Bu hafta pek gayrimenkul alımı için, ayrıca beyaz eşya alımı için güzel bir hafta değil. Biraz araştırma yapın. Daha sonra size daha güzel teklifler gelecek ama önümüzdeki günlerde, önümüzdeki haftalarda. Bu hafta biraz durmanız gerekiyor. Bu hafta biraz set çekin. Özellikle işle ilgili böyle serbest iş yapıyorsanız, ödeme güçlüğü çeken insanlarla karşı karşıyasınız ya da işte kirada eviniz var, kiranız ödenmedi, onları çekin bir köşeye konuşun, deyin böyle böyle, hani bunları bir an evvel yapın, gerçekleştirin deyin. Ve fırlayan kartı alıyorum sevgili terazi burçları. Yani kararken çıktı size de, uzak ülkelerle ilgili bir haber geliyor sizin başınıza. Devlet kuşu konuyor. Dileklerimiz ne diyor bakalım? Şifalanın diyor. Yine bak, başka şehirden haber geldi.
farklı bir şehirden gelecek haberle ya uzak bir şehre gideceksiniz ya bir uzak ülkeye gideceksiniz ve baş melek İsrafil size diyor ki sevgili terazi burçlarına biraz rahatsızlandın. Belki bir öksürük, belki bir ateş. Bir doktora git. Bakalım neler söylüyor diyor. Biraz sağlık sorunlarına işaret ediyor ama ciddi bir şey değil yani. Korona falan değil gibi. Yani o kadar korkmayın. Öksürük falan var ve ciğerlerinizi üşütme durumları falan olabilir. Ama baş melek İsrafil'in kartları güzeldir. Gelip geçici bir hastalık diyor. Ve parlayacağınız bir hafta sevgili bekar olan, genç olan terazi burçları ve ay burcu terazi olan özellikle genç kızlar bu hafta parlayacaklar. Onu söyleyebilirim. Sevgili akrep burçlarına geliyorum. Akrep burçlarında da biraz hayal kırıklığı gözüküyor. Aman dikkat edin diyorum. Özellikle aşktaki hayal kırıklığı onları bir hayli üzgün ve tedirgin yapabilir. Bir de Koç burcundaki retro durumundaki Mars sizi böyle gergin yapıyor, biraz küskün yapıyor, böyle sitemkar yapıyor. Aman dikkat diyorum özellikle akrep burçlarına bu hafta içerisinde böyle bir küslük, bir dargınlık, bir kırgınlık olabilir. Boş verin, küsen gitsin. Sevgili akrep burçları haksız yere suçlanacaksınız. Haksız yere bir suçluluğunuz var. Yani suçlandığınızı görüyorum. Bir de mahkemeniz mi var? Böyle bir resmi evrakınız mı var? O biraz gecikiyor. Bu hafta akrep burçlarına biraz dinlenin diyorum. Resmi evraklara el atmayın çünkü karma karışık olmuş bazı işler. Mahkemelikseniz mahkemede de fazla sorun çıkarmayın. Mahkemede böyle aleyhinize konuşanlar olabilir. Yalancı şahit gibi olaylarınız olabilir. Sevgili akrep burçlarına uyarayım. Ama her şeye rağmen sağlıklı gözüküyorsunuz. Herhangi bir sağlık problemi görmedim akreplerde. Bir de adım atarken çok dikkat edin. Böyle bir hafif ev kazalarına, elinizi yakma gibi, düşüp bacağınızı sakatlama gibi durumlar olabilir sevgili akrep burçları. Bir de yani evinizdeki hani evcil hayvanlara dikkat edin. Onlarda bir rahatsızlık gördüm. Eğer evinizde evcil hayvan besliyorsanız, beslemiyorsanız da bir sokak hayvanını varsa bir sakatlık götürün bir veterinere. Onu sevgili dostlarım tedavi ettirin. Bakalım akrep burçlarına ne geliyor? Melek gibisiniz bu hafta. Bakın kimsesiz bir çocuk olabilir, bir sokak hayvanı olabilir. Böyle çocukluk günlerinizi hatırlayacaksınız ve bir kimsesiz hayvanın bakımını mı sağlayacaksınız? Kimsesiz bir çocuğun maddi olarak olanaklarını mı böyle iyileştireceksiniz? Öyle bir şey gözüküyor ve dengede kalıyorsun sevgili akrep burcu. Çok güzel bir denge tutturduğunu görüyorum. Oldukça iyi günlerden geçiyorsunuz. Sadece sizinle uğraşan insanlar var. Yani gerek ikili ilişkilerde gerek komşuluk ilişkilerinde, akrabalık ilişkilerinde böyle sizi zor durumda bırakan, sitem eden kişiler var. Onlara da aldırış etmeyin. Boş konuşan insanlarla da akreplerin işi olmaz. Benim de ay burcum akrep, benim de olmaz. Ve ikili ilişkilerde sevgili akrep burçları, aslan burçlarıyla, özellikle aslan, ikizler ve koç burçlarıyla aşk gözüküyor. Çünkü koç burcundaki Mars, akrep ve koçlar arasında karşılıklı aşka işaret ediyor. Özellikle diyorum ki sevgili akrep burçları, özellikle akrep hanımları, Koç beylerinden, ya Koç beyleri de çok havalı olur yani. Pilot olurlar, bilmem cerrah olurlar. Yani böyle hafiften bulunuzu kaçırmayın diyorum. Elinizde tutmayı bilin diyorum. Sevgili akrep hanımlarına, akrep kızlarına böyle çok havalı bir Koç burcundan, çok havalı bir ikizler burcundan olabilir birisi çıkıyor karşınıza. Aa, sizde de sağlık. Aa, aynısı çıktı. Olamaz ya. Ariel'le bir uçak seyahati. Uçak seyahati var, bir sıkıntı ya birisi mi geliyor, birisi mi gidecek. Onun biraz şey yapması var yani ertelenmesi durum var. Bu hafta eğer bir yere gidiyorsanız uçakla ya da farklı bir şehre biraz erteleyin. Bu hafta yolculuk için uygun bir dönem değil. Aynı zamanda baş melek İsrafil dediğim gibi böyle bir sağlık sorununa işaret ediyor. Bu sağlık sorununu da kolaylıkla halledeceksiniz. Özellikle
Akrep burçlarının, eğer kadınsanız böyle yumurtalıkla ilgili sorunlar, belle ilgili sorunlar, bu bölge hani bel bölgesi ve karın bölgesinde bir soruna işaret ediyor. Özellikle erkeklerin de böbreklerle ilgili sorunlarını çözmeleri gerekiyor sevgili akrepler. Yay burçlarına geliyorum. Bakalım yay burçları neler bekliyor 28 Eylül ve 4 Ekim arasında. Sevgili yay burçları. Evet. Yaylar. Bir hesap açtırın derim. Bankacılık ve para işlemleri. Süpersiniz. Bence hiç yani cüzi bir rakamla da olsa bir banka hesabı açtırın, bereketlenecek. Bankacılıkla ilgili sorunlarınız. Eğer varsa böyle ucuz bir kredi, hani düşük faizli bir kredi sizin kapınızı çalabilir. Alın, kolaylıkla ödeyeceksiniz. Bir yere yatırım yapabilirsiniz. Yalnız sevgili yay burçlarına diyorum ki kovalarla aşkınız olabilir ve boğalarla aşkınız olabilir. Bunlarla aşkta soruna işaret ediyor sevgili yay burçları. Kova ve boğa aşkı yaşıyorsanız sorunlar var. Aşkta sorunlara işaret ediyor. Bu sorunlar da böyle boğa burcunun ya da kova burcunun lüks düşkünü. Kova burcu hanımlar biraz bilinir lükse düşkünlükleri, paraya düşkünlükleri. Siz de biraz ödeme güçlüğü çektiğiniz için bu hafta sıkıntı üstüne sıkıntı, üzüntü üstüne üzüntü yaşıyorsunuz. Ferah çıkacağınızı görüyorum. Bu hafta biraz aşkta sorunlara işaret ediyor. Yani eskiye elveda, yeniye merhaba diyeceğiniz bir hafta olabilir benden söylemesi. Bakalım yay burçlarına tarot destesi neler vaat ediyor. Sevgili yay burçları, biraz dengede kalmakta zorluk çekiyorsunuz. Böyle nasıl diyeyim? Özellikle iş ilişkisi olsun, duygusal hayat olsun, evlilik hayatınız olsun. Biraz bir ileri bir geri adım atıyorsunuz. Karşınızdaki insanın dengesizliğinden yoruldunuz. Artık gerçek yüzünü göster bana diyorsun. Hakikaten çok böyle dengesi bozuk insanlarla bir arada kalmaktan yorulmuşsun. Sen her ne kadar çift kısmetli, çift karakterli de olsan sevgili yay burcu, yani iş sosyal çevreye gelince insanlarla anlaşıyorsun. Çünkü sen kültürlü ve geniş kapsamlı bir yapıdasın. Felsefi değerlere, insani değerlere çok yatkınsın. Fakat karşındaki partnerin biraz şey gözüküyor. Hani kültürel yönden sana yetişememiş. O yüzden çok kapris, çok kompleks yapıyor sevgili yay burçları. Yay burçlarına diyorum ki siz okumaya devam edin. Siz felsefi değerlere önem vermeye devam edin. Sizinle gelen gelir, gelmeyen yarı yolda kalır. Siz hep bir sınıf üstü çıkmaya çalışan insanlarsınız. Bir sınıf daha atlayayım, öbür sınıfı daha atlayayım. Yani sınıf dedim, bilgi yönünden, beceri yönünden, maddi yönden, ama karşıdaki kişi kendini ezilmiş hissediyor, geride kalmış. Geride kalanlara da dönüp bakmayın ya. Herkes de kalıyorsa kalsın sevgili yay burçları. Ve biraz yani biraz düşmanlarınızı alt edeceğiniz bir dönemdesiniz. Üç yüzlü insanlar var. Yani ayın üç yüzü gibi sizin yüzünüze ayrı söylüyorlar. Arkanızdan ayrı konuşuyorlar. İnsanlara ayrı anlatıyorlar. Bu üç yüzlü insanlara başa çıkacaksınız. Alt ettiğinizi görüyorum. Ve nostaljik takılıyorsunuz. Eski bir arkadaşınız arayıp sorabilir. Bir merhaba diyebilir. İlkokuldaki bir arkadaşınız olabilir. Bir çocukluk aşkınız olabilir. Arayıp merhaba diyecek. Siz de oh geliyor geliyor. Hiç ummadığınız yerde çok eski bir çocukluk aşkınız, ya da bir işte kankanız, bir sıra arkadaşınız sizi arıyor, soruyor ve şu anda meditasyon yapıyorsunuz. Telepatik anlamda onu çekmişsiniz, aramışsınız, eski bir arkadaşınız geliyor, buluyorsunuz ve çok güzel bir topluluğa girdiğinizi görüyorum.
Ben astrolog ve spiritüel danışman Canan Canoğlu. 0546 481 3506'dan bana ulaşın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın, dostça kalın.